Şimdi Türkiye'ye gelelim. Biliyorsunuz bu otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili e, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşıyoruz Kanal Avrupa olarak. Sayın Maliye Bakanımızın yine bu konuyla ilgili bir gazete yapmış olduğu açıklama var. Ama değişen hiçbir şey yok. Yapılan açıklamalar bizim bu zamana kadar söylediğimizin aynısı vatandaşla ilgili. Yani onları gerçekten gönüllerini, kalplerini ferahlatacak herhangi bir durum söz konusu değil haber şöyle efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yurt dışında yaşayan 6 milyona yakın Türk vatandaşını ilgilendiren otomatik bilgi paylaşımında sürecin mütekabiliyet esasına göre yürütüldüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yurt dışında yaşayan 6 milyona yakın Türk vatandaşını ilgilendiren otomatik bilgi paylaşımında Sürecin mütekabiliyet esasında yürütüldüğünü belirtti. Bakan Elvan, anlaşmanın imzalanmasına karşın bugüne kadar otomatik bilgi paylaşımı yapılmadı. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda ile otomatik bilgi değişiminin başlama tarihinin belirlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Otomatik bilgi değişimi süreci, anlaşmaya taraf tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ilerlemesi söz konusu olacak dedi. Türkiye ile taraf olduğu vergi kaçakçılığı ve kaybının önlenmesi anlaşması kapsamında Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkeleriyle mali bilgi paylaşımı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemin işleyişine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıyor. Anlaşmanın kapsamı yurt dışında yaşayan vatandaşlar için ortaya çıkabilecek sıkıntılar tüm boyutuyla değerlendiriliyor. Anlaşmaya göre bu bilgiler sadece vergisel amaçlı kullanılacak. Ev, arsa gibi gayrimenkul, taksi, minibüs gibi finansal nitelikte olmayan menkul mallara ilişkin bilgilerin değişimi söz konusu olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2017 yılında imzalanan vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma anlaşmasına, bugün itibariyle 141 ülkenin otomatik bilgi değişimine taraf olduğunu anımsattı. Bakan Elvan, finansal bilgi değişimine ilişkin önerge verdiği yanıtta, anlaşmanın onaylanmasına karşın bugüne kadar anlaşma kapsamında otomatik bilgi değişimi yapılmadığını söyledi. Bakan Elvan, G20 ülkeleri kendi aralarında ve diğer ülkelerle yasal hazırlıkların tamamlanmasına bağlı olarak 2017-2018 yılında değişime başlayacağını taahhüt etti. Anılan sözleşme uluslararası vergisel işbirliği şeffaflığın gereği olarak Türkiye tarafından imzalandı. Onaya ilişkin yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından sözleşme 2018 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye'nin 2019 yılında dahil olduğu Finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasına da 110 ülke taraf oldu dedi. Bakan Elvan, Almanya başta olmak üzere taraf Avrupa ülkeleriyle bilgi paylaşımının başlama tarihine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, otomatik bilgi değişimi sürecinin zaman içerisinde anlaşmaya taraf tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ilerlemesi söz konusu olacak. Otomatik bilgi değişimi sadece finansal hesap bilgilerinin paylaşımı ile gerçekleştirilmekte olup, uluslararası anlaşma kapsamında karşılıklı olarak mütekabiliyet esasına göre yürütülüyor değerlendirmesini yaptı. Anlaşmaya göre mevduat, saklama hesapları gibi sadece finansal kuruluşlarda bulunan finansal hesap bilgileri bu kapsama giriyor. Finansal bilgilerin paylaşımında hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgahının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı değişime konu edilebilecek yıl içerisinde gerçekleşen hesap hareketleri ve vatandaşlık bilgisi gibi kişisel bilgiler paylaşılmayacak. Yani bilgiler zaten Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasındaki bilgilerin hemen hemen aynısı. Mütekabiliyet esasına göre demek de zaten karşılıklı otomatik bilgilerin verilmesi demek. Yani bir taraf veriyorsa diğer tarafta o bilgileri verecek. Bu beş ülkeyle olan e, Öteleme bu sene içerisinde son. Yani e, Türkiye Eylül ayında bu beş ülkeye de bilgileri verecekler. Çünkü onlar hazırlıklarını yaptılar. Türkiye'de zaman tanımışlardı. Onu bekliyorlardı. Karşılıklı verilecek efendim. Bundan kaçış yok.